Dünyada şundan daha güçlü bir ilk cümle olabilir mi? 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Peki, dünyada şundan daha güçlü bir son cümle olabilir mi? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Koca yürekli Atatürk, hiçbir zorunluluğu olmamasına karşın halkına adeta hesap verdiği büyük söylevine böyle bir ilk cümleyle başlamış ve böyle bir son cümleyle aynı söylevini bitirmiştir. İlk cümle, gücünü o günkü memleketin, o günkü işgal koşullarında yalnızca makam ve mevkisini değil, canını da hiçe sayarcasına yola çıkılmasından alır. O kutsal yolda atılan her adım, o günden sonra Kemalizmin de mücadeleci ve devrimci yolunun adımlarını tarihe yazacaktır. Son cümle ise gücünü gençliğe hitap eden alır. 3 yıl boyunca verilmiş tam bağımsızlık kavgasının her türlü ayrıntısına bir tarihçi titizliğiyle giren, belgeleriyle kanıtlayan koca yüreklimiz, büyük söylevini gençliğe tarihin en ciddi uyarısını yaparak bitirir. Son cümle. Ah o son cümle. Yüzyıllar geçse de her bir harfiyle ışık tutmayı, güç vermeyi sürdürecek. Şimdi her zaman olduğu gibi az bilinen bir ayrıntıya, Afet İnan'ın Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı kitabından öğrendiklerimizle girelim. Büyük devrimcinin gençliğe hitabeyi yazıp okuduktan sonra o an yanında olanlara sorduğu şu 4 soruya göz atalım. Türk ulusu muhtaç olduğu eğitimi kadından mı alır, erkekten mi alır? Bu eğitimi açıklarken kadın ve erkeğin verdiği eğitim arasındaki farkı gösteriniz. 2. Büyük, ulusal, vatani özveri duygularını Türk gencinin vicdanına sokan kadın mıdır, erkek midir? 3. Kadınsa neden dolayı, erkekse neden dolayıdır? 4. En nihayet genç Türk kahramanın kulağında kalan öz seda kadından mı gelir, erkekten mi? Evet, bu sorulara yine bizzat kendisinin verdiği yanıta geçmeden önce sorulardaki şu ayrıntıya dikkatlerinizi çekmek isteriz. Yüzyıllardır adı anılmayan, ikinci sınıf görülen, haremlere bir meta olarak doldurulan, yaşadığı sokağa hapsedilen Türk kadını, 1923 Türk Devrimi ile birlikte öz Türk kültüründeki yerine yeniden kavuşmaya başlamıştır. Atatürk'ü bizi bir gecede geçmişimizden kopardı diye suçlayan şarlatanların bilmediği ya da bilinçli olarak bilmezden geldiği gerçek şudur ki, tam tersine Atatürk bizi geçmişimizle yeniden buluşturmuştur. Ama kadınlarımıza değer vermemiş, zaten değerli olan başımızın tacı kadınlarımıza çok değerli olduklarını yeniden anımsatmıştır. Hem de kurucu cumhurbaşkanı olarak devletin en üst katından. Bu soruları sorarak yapmak istediği de kadınlarımızı erkeklerimizle birlikte toplumsal yaşamın içinde görmemiz gerektiğini vurgulamaktır. Bu vurguyu sorulara kendi verdiği yanıttan anlıyoruz. Bir toplumsal heyet aynı amaca bütün kadınları ve erkekleriyle birlikte yürümezse ilerlemesine, uygarlaşmasına bilimsel olanak ve olasılık yoktur. O halde Türk ulusu olarak hepimiz kadın ve erkek uygarlık yolunda ilerlemek için azimli olduğumuzu hep birlikte yineleyebiliriz. Uygarlık alanında başarılı olabilmek içinse öncelikle dürüst, güvenli ve cumhuriyetimizi yaşatan demokratik bir yönetim içinde yaşamamız gerekiyor. Peki, 19 Mayıs'la bunun ne ilgisi var? Bu soru akıllara gelebilir. Hemen yanıtlayalım. 19 Mayıs yalnızca kurtuluşa atılan ilk adım değil, aynı zamanda kuruluşa da atılan ilk adımdır. Kurtuluş, emperyalizme karşı verilen bir var olma cesaretinin adıyken, kuruluş, Türklük bilincini ulus çatısı altında yeniden doğurma cesaretinin adıdır. Bu her iki cesaret de akıl ve bilimden kaynağını alırken, gericiliğe ve bölücülüğe açıktan savaş açmıştır. Tek cümleyle söylemek gerekirse, 19 Mayıs, Atatürk'ün Bandırma vapurunda attığı son adımı, kutsal vatan toprağıyla ulusun varlık ve namusuna tecavüze yeltenmiş işgalci zihniyeti ve işbirlikçilerini tarihe gömmüştür. Büyük devrimcinin, biz Anadolu'ya ne top, ne tüfek, ne cephane, biz Anadolu'ya ideali ve inancı götürüyoruz sözü, kurtuluştan kuruluşa gidecek sürecin en güzel özetidir. Tarih, bir geminin top, tüfek ya da cephane değil de ideal ve inanç yüklü olduğu zaman
top, tüfek ve cephane yüklü gemilere karşı bir zafer kazanabileceğini 19 Mayıs 1919'da kayda geçmiştir. Yalnızca bu bile akıl ve bilime dayalı eylemsel tavrıyla Kemalizmi dünyanın emperyalizm kıskacı altında ezilen ve yok edilmek istenen tüm uluslarına örnek model yapmıştır. Henüz 1905'te Şam'a giderken arkadaşı Ali Fuat'a Beyrut'ta dava yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır demesi de henüz 1907'de merkezine Anadolu'yu almış bir Türk devletinden söz edip misak-ı milliden yani ulusal sınırlardan söz etmesi de boşuna değildir. Tam burada şunu da belirtmemiz gerekiyor. Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönüyle Basın adlı kitabında kurtuluşun parolasının Nuh olarak belirlendiğini yazar. Mustafa Kemal'in özellikle İstanbul'a döndükten sonra ve Bandırma vapuruna binmesinden önce yakın ilişki içinde olduğu Milli Müdafaa Grubu, bir başka adıyla Mimmim grubuyla kurduğu iletişimde kullandığı takma ad Nuh'tur. Bunu Şapolyo kitabında şöyle anlatır. Parola Nuh'tu. Nuh, Mustafa Kemal'in gizli adıydı. Üzerine mühür basılı bir kuruş büyüklüğünde bir kağıt verdiler. Bu gizli görev belgesiydi. Yakalanırsam ilk işim onu ağzıma atıp yutmak olacaktı. Ne muhteşem değil mi? Türk vatanı üzerine leş kargaları gibi üşüşmüş olan emperyalizmi tufanla imgeleştiren, Türk ulusunu yok olmaktan kurtaran gemiyi Bandırma'yla imgeleştiren, o gemiye ideal ve inancı yükleyen kurtarıcıyı Nuh'la imgeleştiren muhteşem bir heyecan. İşte bu heyecanın adıdır 19 Mayıs. Ne mutlu bu heyecanı yaşayabilene. Ne mutlu 19 Mayıs günü gelince yüreği titreyene. Ne mutlu yüreği Mustafa Kemal Atatürk diye atana. Ne mutlu parolayı Nuh olarak bilene. Ne mutlu Türk'üm diyene.